Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine doyum olmayan yumuşacık pamuk gibi bir çizik poğaça tarifi vermek istiyorum. Bizler ailece çok beğendik. Sadece biz değil, misafirlerim de çok beğendi. Yapımı kolay, çok da lezzetli. İnanın bu tarifi yapınca asla ve asla pişman olmayacaksınız. Devamlı zaten bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Lezzeti, yumuşaklığı garantili bir tariftir. Şu an size gösteriyorum. İnanın pamuk gibi yumuşacık. Yapmanızı şiddetle, ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarifimizin malzemelerini info kısmına yazdım. Şimdi yapılışına geçelim. Hamur yoğuracağımız kasemizin içine ılık suyumuzu, ılık sütümüzü, sonrasında tuzumuzu, şekerimizi ve mayamızı katalım. Mayamız eriyene kadar güzelce karıştıralım. Devamında içine 2 tane yumurta akımızı, 1 su bardağı sıvı yağımızı ve kaymağımızı ilave edelim ve tekrardan karıştıralım. Son olarak da unumuzu ilave edelim ve kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğuralım. Hamurumuzun üzerini kapatıp böyle 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Arkadaşlar bu tarife tam 7 su bardağı, yani tam 1 kilo un gidiyor. Ama sizler için 200 mililitrelik su bardağımla ölçtüm, 7 su bardağı gidiyor. O yüzden hani bardak ölçüsü kullananlara burada belirtmek istiyorum. İlk önce 5 su bardağı kattım, yoğurdum. Sonra da 2 su bardağını ilave edip yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur yoğurup üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Mayalanmaya bıraktığımız hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir hamuru var. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka bu tarifi yapmanız lazım. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Ve yine üzeri kapalı böyle bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenen bezelerimizi kenara alıyoruz. Ve şimdi geldiği şekil verme, çizik poğaça şeklini ben bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben bu şekilde yapıyorum. Hemen şöyle elimle biraz açıyorum hamurumu. Ortasına peynirimi koyuyorum. Ortasına istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Ben daha kolay olsun diye peynirle koyuyorum arkadaşlar. Peynir koyup iyice ağzını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Geri kalan bezelerimizi aynı işlemle devam ediyoruz. Bezemizi biraz açıyoruz elimizle, içine peynirli iç harcımızdan koyuyoruz ve ağzını iyice elimize sıkı sıkı kapatıp biraz bastırıp yağlı kağıt serilmiş tepsimize ters bir şekilde çeviriyoruz. Bezelerimizi tek tek içlerini doldurup tepsimize dizdikten sonra tepsimizi şöyle üzeri kapalı bir 20 dakika falan dinlendirelim. Dinlenen poğaçalar daha da lezzetli oluyor. Dinlendikten sonra da üzerlerine yumurta sarısı sürelim arkadaşlar. Yumurta sarısı sürdükten sonra şimdi geldi üzerlerini çizme işlemine. Ben jiletle çizdim. Yeni aldım, tertemiz yıkadım arkadaşlar ve jiletle 3 böyle yandan 3 eşit parçaya çizdim arkadaşlar. 3 tane çizik attım diyelim. Şeyde bıçakla biraz şey olabilir. O yüzden jilette daha da güzel olur gibime geliyor. Ama tabii ki bıçağınız keskinse bıçakla da çizebilirsiniz. Veya pizza bıçağıyla da çizebilirsiniz arkadaşlar. Ki keskinse. Çizdikten sonra poğaçalarımızı 200 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ve poğaçalarımız pişti. İnanılmaz güzel oldu. Ben çok seviyorum. Çok da basit bir tarif. Öyle çok fazla uğraşmanıza, hani şekil vermenize gerek yok. İnanın kolay bir tarif.
5 çayı masalarınızda, kahvaltılarınızda yapıp afiyetle tüketebileceğiniz muhteşem bir poğaça tarifidir. Yapınca yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Tabii yapmayınca da yorum yazın da yapınca da lezzeti hakkında yorum yazın. Yani yorumunuz benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Lütfen yorumsuz bırakmayın kanalımızı. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.